Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda su dalgalarını inceleyeceğiz. Hemen video içeriğimize bakalım. Birincisi su dalgalarının genel özellikleriyle başlayacağız çocuklar. Daha sonra su dalgalarının yayılma hızı nelere bağlıdır? Bunlara bakacağız. En son olarak da arkadaşlar soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Hemen dersimize bakalım. Şimdi bu resimde ne görüyorsun? Resimde arkadaşım günlük hayatta çok fazla karşılaştığın bir şeyi görmektesin. İşte göl kenarına gittin, suya taş attın. Ne oldu? Attığın noktayı, taşın suya girdiği noktayı merkez kabul eden dairesel dalgalar suyun üzerinde ne yaptı? Oluştu. İşte biz bu su dalgalarının genel özelliklerini arkadaşlar inceleyeceğiz. Bu dalgaların genel özellikleri nelerdir? Yani yayılmaları için yayılmaları nelere bağlıdır? Bunlara bakacağız. Birinci temel özelliğimiz şu. Birinci özelliğimiz su dalgaları mekanik dalgalardır. Bunu asla unutma. Hatırlarsın daha önceki videolarımızda biz su dalgaları değil de dalgaları genel anlamda incelemiştik. Ve taşıdıkları enerjiye göre biz dalgaları ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık. Birincisi mekanik enerji taşıyanlar, ikincisi elektromanyetik enerji taşıyanlardı. Artı bunların boşlukta yayılıp yayılmamasına göre de bu isimleri alıyorlardı arkadaşlar. Mekanik dalgalar boşlukta yayılamazken elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılabiliyorlardı. Şimdi düşünsene su dalgası için oluşması için bir kere su dalgasına, suya ihtiyacım var. O yüzden su dalgaları bir ortama ihtiyaç duyarlar yayılmak için. O yüzden mekanik dalgalardır diyelim. Noktaya koyalım. İkinci özelliğimize bakalım. Neymiş? Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarında hissedilmez. Bu sebepten su dalgalarına yüzey dalgaları da denir. Yani bizim işimiz yüzeyle. Yani bu cümleyi bir başka şeyde taşlandıracak olursak arkadaşlar yani diyor ki sana fırtınalı havada gemide yolculuğumu tercih edersin yoksa deniz altında yolculuğumu tercih edersin deniz altının içinde mi arkadaşlar deniz altının içindeki kişiler arkadaşlar yüzeydeki fırtına hiçbir şey yapamaz bundan etkilenmezler diyor. Şimdi bunu başka bir günlük hayattan başka bir örnek verecek olursak sen şimdi sana doğru denizdesin. Sana doğru bir dalga yaklaşıyor. Bunda da kıyıya kaçacak da zamanı yoksa arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ne yaparsın? Sana suyun içine dalmanı öneririm. Çünkü suyun içine dalıp çıktığın zaman dalganın senin üzerinden geçip gittiğini göreceksin. Bu sebepten arkadaşım bizler su dalgaları yeterli derinlikte etkilerini göstermezler arkadaşlar. Bu yüzden isimleri yüzey dalgalarıdır diyoruz. Hemen geçelim ikinci slaydımıza. İkinci slaydımıza ne görmektesiniz? Periyodik su dalgalarını arkadaşlar görmektesiniz. Peki biz bunu nasıl inceliyoruz? Dalga leğeni takımı ile inceliyoruz arkadaşlar. Bunlar laboratuvarlarda dalga leğeni takımları var. Bunlarla inceliyoruz. Bu bir takım işte bir leğenden, bir lambalar sisteminden, bir yapıdan tabii leğenler de özel leğenler arkadaşlar. Özel yapılmış leğenlerden oluşan dalga leğeni takımı ile inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu en basit haliyle resmimizde var. Burada ne oluşmuş dedik? Periyodik su dalgaları oluşmuş. Şimdi periyodik su dalgası varsa tabii tepe noktaları da vardır, çukur noktaları da vardır. Hemen iki tane ardışık tepe noktamızı gösterelim. Ardışık iki tepe boşuna mı gösterdik bunu? Hayır. Ardışık iki tepe noktası arasındaki uzaklığa ne diyorduk arkadaşlar? Bir lambda dalga boyu diyoruz. Peki bitti mi? Hayır. Burası da çukur noktaları. Çukur noktaları arasındaki ardışık iki çukur noktaları arasındaki uzaklığa da lambda diyoruz. Şimdi bu lambdaları yani dalga boyu neden bulduk? Çünkü dalganın hızını hesaplayacağım ya da frekansını hesaplayacağım bana lazım. Frekansı tabii ki dalga kaynağı frekansı bilmiyorsam hesaplamam gerekir. Şimdi bu dalga boyu o yüzden bizim için kilit nokta. Ama şimdi bunu resimde göstermek çok basit. Resim üzerinde tepe noktamı işaretledim, çukur noktaları işaretledim. Arda arda gelen arasındaki uzaklığa dalga boyu dedim. Şimdi bunu günlük hayatta bir dalga leğeninde yapamam. Neden? Çünkü dalga leğeninde sürekli oluşan dalgalarda hani burası tepe noktası diyeceğiz. Üzerine bir nokta koyacağız. Arda arda gelen tepe noktaları işaretlemek arkadaşlar imkansız bir şey. Bunun için takımda ikinci kısım işin içine giriyor. Lamba sistemiyle leğenin üzerine paralel ışın demeti yolluyorum arkadaşlar. Ve şunu fark ediyorum. Bu ışın demeti tepe ve çukur noktalarından geçtikten sonra arkadaşlar doğrultu değiştiriyorlar.
Ve bu doğrultulara baktığınız zaman bakın tam tepe noktanın altında doğrultular ışığın doğrultusu birleşmiş durumda. Yani odaklanmış durumda. Bunu kim odaklar? Sanki tepe noktası bir ince kenarı mercek gibi davranıyor arkadaşlar. Çukur noktanın altına baktığım zaman da şunu görmekteyim. Çukur noktanın altından geçen paralel ışınlar bunlar arkadaşlar bu doğrultular birbirine uzaklaşmış. Yani çukur noktanın altına bakın hiçbir ışın gelmemiş durumda. Şimdi dediğim gibi dalgalarının altında özel yapılar sayesinde arkadaşlar şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu görüntüyü siz denize daldığınızda da görürsünüz arkadaşlar. Bakın ya havuzda ya denizde kafanızı suyun içine soktuğunuzda tabana bakınız. Tabanda su dalgalarının gölgelerinin hareket ettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu nasıl mümkün? İşte demek ki şöyle mümkünmüş. Tepe noktaları ince kenarlı mercek gibi davranıyor. Çukur noktaları kalın kenarlı mercek yani bir mercek gibi davranıyor arkadaşlar. Ve tepe noktanın altında aydınlık bölgeler, çukur noktanın altında da karanlık bölgeler oluşuyor. Ve biz bu periyodik dalgaları ilerlettiğimiz zaman bu aydınlık ve karanlık bölgelerde arkadaşlar ilerlediğini görüyorum. Ben iki aydınlık, art arda gelen iki aydınlık yani iki tepe noktası arasındaki uzaklığı da ne ölçüyorum arkadaşlar? Dalga boyu olarak ölçebilirim. İşte bu L'nin tabanına bakarak biz oluşturduğumuz su dalgalarının dalga boyunu rahatlıkla ne yapabiliriz arkadaşlar? Ölçebiliriz. Pekala. Diğer sayfamızda ne var? Ne demişiz? Su dalgaları yayılırken hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. Pekala nasıl yapar bunu inceleyelim. Su dalgası üzerinde bir noktayı seçtiğim zaman dalga değnini yaptığım denemeler sonucunda arkadaşlar ne görüyorum biliyor musun? Şunu görüyorum. Bu nokta hem yukarı aşağı hareket ederken, yukarı aşağı doğru hareket ederken arkadaşlar, yukarı aşağı hareket ederken aynı zamanda belli bir eksen etrafında dönme hareketi yapıyor. Yani spin hareketi yapıyor arkadaşım. Dönme. O yüzden su dalgası oluşurken su yüzeyinde oluşan olan bir molekül hem yukarı aşağı hem de bir eksen etrafında dönme hareketi yapıyor. Yani bu özelliklerinden dolayı su dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardır arkadaşlar. Hem enine hem de boyuna dalgalardır diyeceğiz. Çok önemli bir bilgidir. Haberin olsun. Şimdi biz bileğende dediğim gibi periyodik su dalgaları oluştuğunu söyledik. Peki su dalgaları nasıl oluşacak? Şimdi sen suya taş atmazsan su dalgası görebilir misin arkadaşım? Herhangi bir etki yoksa. Önce suya taş atman lazım. Yani bir kere bir kaynağa ihtiyacın var. Peki bu kaynak kaç kısımda incelenir? Bu kaynağın şekline göre su dalgaları şekil alır mı? Evet, evet tek arkadaşım. Sen bir cetveli suyun içine sokup çıkartırsan böyle çizgi çizgi dalgalar ötürürken parmağını sokup çıkartırsan arkadaşım ya da taş atarsan ya da noktasal bir isim koyarsan arkadaşım ne olur? Dairesel su dalgaları ürettiğini görürsün. O yüzden biz dalgaları şekillerine göre doğrusal dalgalar ve dairesel dalgalar olmak üzere ayırıyoruz. Doğrusal dalgalar oluşması için en azın doğrusal bir kaynağa ihtiyacım var. Bakın şekilde gördüğünüz gibi doğrusal bir kaynak var. Doğrusal kaynak yukarı aşağı hareketi sonucunda doğrusal dalgalar oluşmuş. Şimdi biz bunu genelde bu şekilde çalışmayacağız. Bu cisimleri bu kaba yukarıdan bakacağız arkadaşlar. Yukarıdan baktığım zaman hatta dediğim gibi yukarıdan görünüşü neyin yukarıdan görünüşü? Hani demin size bahsettiğim bu aydınlık karanlık saçakları arkadaşlar göstereceğiz. Bunlar üzerinden hareket edeceğiz. Peki bunun üzerine hareket ettiğim zaman bakın maviyle gösterdiklerim neyle sembolize etmişim? Tepe olarak, tepe çizgiler olarak kesikli çizgilerde çukur çizgilerini göstermek üzere. Bakın dalgalar nasıl yayılıyor? Bir tepe, bir çukur. Sonrasında bakın bir tepe, şurası bir tepe. Sonra ne oluşmuş arkadaşlar? Bir çukur, bir tepe, bir çukur olarak devam edecek. Mesela düz çizgilerde ardışık iki tepe arasında uzaklığa ne diyorduk? Bir dalga boyu diyorduk arkadaşlar. Pekala, dairesel dalgalar için arkadaşlar cetveli ucunu dokundurduk. Demin solda kullandığımız cetvelin ucunu dokundursak ya da parmağımızın ucunu dokundursak dalga eninde nasıl dalga üretiriz? Dairesel dalgalar arkadaşlar. Dairesel dalgalar oluştururuz. Peki dairesel dalganın yukarıdan gördüğüm arkadaşlar şekildeki gibi olacaktır. Yine düz çizgileri tepe, çukurları da arkadaşlar kesikli çizgiler olarak göstermişiz.
Ardışık iki tepe arasındaki uzaklığı da bakın ne göstereceğiz? Bir dalga boyu göstereceğiz. Sorularda çok fazla karşınıza gelecek. Yukarıdaki gibi çok fazla gelmeyecek ama aşağıdaki görüntü olarak çok fazla karşınıza arkadaşlar gelecektir. Haberiniz olsun. Şimdi pekala. Burada ne var? Burada çok önemli bir şey var. Haberin olsun. Burada çok çok önemli bir şey var. Yüzde yüz karşına gelir ve yorumlama yaparken buna göre yaparsın. Şimdi biz de buna göre yapacağız arkadaşlar. Su dalgalarının yayılma hızı dalganın yayıldığı ortamın derinliğine bağlıdır arkadaşlar. Bakın dalganın genel özelliklerini incelerken dalganın yayılma hızı bunun yayıldığı ortamın özelliklerine bağlıdır demiştik. Şimdi su dalgaları da bir dalga çeşidi. Peki su dalgalarının yayılma hızı derinliğe bağlıdır. Nokta. Derinliği değiştirmediği müddetçe su dalgasının hızı da ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir arkadaşım. Peki derin ortamdan sıvı ortama geçen dalganın, diyelim ki sahilde uzanmışsın, ileriden sana doğru gelen su dalgası kıyıya geldiğini düşün arkadaşım. Derin ortamdan sıvı ortama geçen dalganın hızı ne yapar? Hızı arkadaşım azalır. Azalır yani. Bunu dolduralım hemen buraya. Azalır diyeceğiz. Dalga boyu ne yapar? Dalga boyu durur mu? O da ne yapar arkadaşlar? Azalır. Azalır. Frekans. Frekans hatırla. Sadece kaynağa bağlıydı arkadaşlar. Derinlik değiştiği için frekans değişmez arkadaşlar. Frekans değişmez. Sadece kaynağa bağlı. Önceki derslerimizden biliyorsunuz. Peki sıvı ortamdan derin ortama geçen dalganın ne olacaktır? Derine geçmiş. O zaman hızı burada artacak. Hızı artar. Hızı artar. Dalga boyu ne yapar? O da artar. Görüyorsun yukarıdan. Dalga boyu da artar. Frekansı değişmez. Ya ben bunları hep kafamdan mı yazıyorum? Arkadaşım sen biliyorsun ki neydi? Sen biliyorsun, şunu çok iyi biliyorsun. Ne diyecektik? Hız eşittir. Neydi? Dalga boyu çarpı arkadaşlar frekanstı. Frekansta bakın. Frekans sadece kaynağa bağlıydı. Hızın azaldığı yerde frekans değişmiyor. Kaynağa bağlı dedik. O zaman dalga boyu da azalmalı. Hızın arttığı yerde frekans değişmiyor. O yüzden dalga boyu da ne yapmalı arkadaşlar? Artmalı diyoruz. Bunları asla ve asla ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Pekala. Bir diğer şeye geçelim. Kabuğunuzda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir derin ortam ve bir engel sayesinde bir sıvı oluşturulmuş bir sıvı ortam var. Ne yapıyor bu arkadaş? Buradan diğer tarafa doğru hareket ediyor. Yani derinden sağa doğru gittiğini düşünelim. Kaynağımızın bu siyah nokta olduğunu düşünelim arkadaşlar. Ne olacak? Üstten gördüğümüz zaman, baktığım zaman dalgalarını ne şekilde göreceğim? Bir tane yukarıdan baktık, şimdi ne şekilde göreceğim? Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Bakın üstten görünüşte ne var? Bakın dalgaların tepelerini, bakın yeşile gösteren şey dalga tepeleri olsun. Dalga tepelerin sağ tarafa doğru hareket ettiğini göreceğim. Ve bakın derin ortamdan sıvı ortama geçerken ne vardı aşağıda? Dalga boyu ne yapıyordu? Azalır. Dalga boyu dediğim şey ardışık iki tepe arasındaki uzaklık değil miydi? Burası dalga boyu. O zaman bunlar ne yapmalıdır? Birbirine yaklaşmalıdır. Derinden sağa gidiyorsa arkadaşlar bunlar birbirine yaklaşmalıdır. Bakalım yaklaşmış. Evet. Evet, sıvı ortama geçtiklerinde arkadaşlar bunlar birbirine yaklaşmış durumdalar. Bunda milyon tane soru da karşına arkadaşım gelecektir. Unutma. Tekrar ediyorum. Su dalgalarının yayılma hızı dalganın yayıldığı ortamın derinliğine bağlıdır. Derinlik değişmedikçe bir dalganın yayılma hızı da su dalgasının yayılma hızı da değişmeyecektir. Derin ortamdan sıvı ortama geçen dalganın hızı azalır. Tabii ki dalga boyu ne yaparmış? Azalır. Frekansı kaynağı değiştirmediği müddetçe değişmeyecektir. Sıvı ortamdan derin ortama geçen dalganın hızı artar. Dalga boyu artar. Frekansı değişmez. Üstteki şekle bakarsan bunu rahat bir şekilde algılayacaksın arkadaşım. Şimdi geldik birinci sorumuza. Birinci sorumuzda ne var? Ona bakalım. Şekildeki dalga leğeninde oluşturulacak su dalgasının oluştuğu andan leğenin sonuna vardığı ana kadar olan sürede üstten görüntüsünü ne demişiz arkadaşlar? Çiziniz. Şimdi bakalım nasıl sistemler var. Şimdi ben bunu ayıracak olursam şurası bir ortamı iki ortamına göre daha sığ kalıyor. Kaynağımız K noktasında itibaren kaynağımız bu noktada arkadaşlar. Şekli inceliyoruz. Bir ortamından önce iki ortamına geçecek. Sonra en sığ yani üçüncü ortama geçecek. Biz bunları yukarıdan baktığımız zaman nasıl çizeceğiz? Önce bir boş kabuğumuzu çizelim.
Burası birinci ortağımız olsun. Birinci ortağımız arkadaşlar şurası birinci ortağım. Burası ikinci ortağımın sınırları. Bu da ikinci ortağımın sınırları. Bu da üçüncü ortağımın sınırları olmak üzere. Pekala. Burada ve yani en soldan en sağa doğru gidecek oluşan dalgalara bakalım. Bir ortamından geçen dalgalar bu şekilde. Arkadaşlar bakın derinlik sabit durumda. Bu şekilde dalga boyuna sahip olacak şekilde oluşacaklar. Ve bunlar ne yapıyorlar? İlerliyorlar arkadaşlar. Bunlar ilerlediğini düşünüyorum. Peki birinci ortamdan ikinci ortama geçtiklerinde ne olacağını düşünürüz? Bakın sıvı ortamdan derin ortama geçiyor. Yani hızı artar. Bu sebepten dalga boyu da ne yapacak? Artacak. Yani dalgalar arasındaki, tepe çizgileri arasındaki uzaklık artacak. Bakalım öyle mi? Evet arkadaşlar bakın. Çizgiler arasındaki mesafe artmış. Peki üçüncü bölge en sığ olan bölgeydi. Düşün. En sığ olan bölgeydi. Şimdi ne yapacak? En sığ olan bölgede yani iki ortamından üç ortama geçerken sığlaştığı için, çok sığlaştığı için hız azalacak. Dalga boyu azalacak. Ve leğendeki en küçük dalga boyuna sahip olacak arkadaşlar. Yani dalgalar birbirine çok yaklaşacak. Bakalım doğru mu? Evet arkadaşlar bakın. Dalgalar birbirine leğen hareketi boyunca en çok yaklaştığı şeyler. Yani tepe noktalara birbirine en çok yaklaştığı kısım bu kısım. Dalga boyu azalmış. En küçük dalga boyu 3 kısımda olacak. Yani şöyle diyelim. Dalga boyunu lambda olarak gösterecek olursak. En küçük dalga boyuna sahip kısım lambda 3. kısım. Daha sonra küçüktür diyeceğiz. Lambda 1'den o da küçüktür arkadaşlar. Lambda 2'den. Çünkü en yüksek dalga boyuna sahip olan ikinci ortamda ilerlerken de arkadaşlar. En yüksek hıza sahip olan da ikinci ortamda ilerlerken kısım. Peki frekans bu hareket boyunca ne diyeceğiz? Frekans 3 durumda da 3 ortamdan geçerken de arkadaşlar eşit diyeceğiz. F1 eşittir kime? F2'ye. O da eşittir F3. Çünkü bunları oluşturan kaynak aynı kaynak arkadaşlar. Kaynağı değiştirmedik. O yüzden frekanslar aynı kalacaktır. Pekala diğer sorumuza bakalım. Şekildeki dalga leğeninde oluşturulacak su dalgasının oluştuğu andan leğenin sonuna vardığı ana kadar olan sürede üstten görüntüsünü çiziniz. Bakalım kaynağım nerede? Kaynak burada arkadaşlar. Burada kaynak var. Pekala kaynak titreşmeye başlasın. Belli bir frekansa titreşsin. Soldan sağa doğru bir hareket yönü çizeceğiz. Pekala en derin olan yer bir grubu. Birinci bölme arkadaşlar. Sonra ikinci bölgede sabit bir derinlik var. Ama birinci numaraya göre daha sığ. En sığ bölgede üçüncü bölge ve sığlığı gittikçe arkadaşlar artıyor. Değil mi? Sığlığı gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Peki bunu nasıl çizeceğiz? Ona bakalım. Hemen bir kabı üstten görüşü çizelim. Bölgede ayıralım. Burası birinci bölge. Biliyorsunuz şurası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası da üçüncü bölge olmak üzere yukarıdan çiziyorum arkadaşlar. Pekala. Birinci bölgede nasıl bir şey oluşacak? Düşünüyorum. Şimdi sığlık gittikçe artıyor birinci bölgede. Yani derinlik gittikçe azalıyor. Sığlık artıyorsa derinlik ne yapıyordur arkadaşım? Azalıyordur. Peki o zaman dalga boyları da birbirine gittikçe ne yapmalı? Yaklaşmalı. Bakalım böyle mi olmuş? Evet arkadaşlar bakın. Dalga boyu gittikçe azalmış. Sonra ikinci durumda sığ bir bölge var ama derinlik her noktada aynı sığlıkta. Yani derinlik değişmiyor. İkinci bölge boyunca değişmiyor. Yani dalga boyu azalacak. Dalga tepeleri birbirine yaklaşacak ve sabit bir şekilde yoluna devam edecekler arkadaşlar. Peki üçüncü bölgeye geçtiğimiz zaman da ne olacaktır? Üçüncü bölge bakın sığlık artıyor. Yani derinlik azalıyor. Üçüncü bölgede yine dalga boyları ikinci bölgeden daha küçük olacak şekilde, daha küçük başlayacak şekilde gittikçe birbirine ne yapmalı? Yaklaşmalı arkadaşlar. Peki bu durumlarda hızları kıyaslayacak olursak ne olacak? V1 ortamındaki hız tabii ki V2'den ne olmalı? V2'den büyük olmalı. O da büyüktür ne olmalı arkadaşlar? V3 olacaktır. V3 ortamı diyeceğiz. Tamam. Yani ilerlediği zaman da arkadaşlar V3 ortamı diyeceğiz. Dalga boylarında da en küçük dalga boyu 3 ortamında gözlemlenecek.
en büyük dalga boyu da bir ortamından geçerken gözlemlenmedir arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.